bir gün içerisinde derin kuyulu hanımlar ne yapar? Derin kuyulu hanımlar öyle bir aşırı bir şeylerimiz yok yani. Ev, normal hanımlar ne yapıyorsa onu yaparız diyoruz. Aynen öyle, evdeyiz yani, başka bir işimiz yok yani açıkçası. Sadece el işi, ev işi öyle. Çocuklarımızla ilgileniriz. Bugün de biraz çocukları atalım babalarına. Gelelim şöyle bir göremeyi gezelim dediniz. Aynen öyle yaptık. Vallahi sefanız olsun, çok da iyi etmişsiniz. Halime gel. Sen şöyle kaçıyorsun hep ama gel. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Gezmeye geldiniz. Göremeyi daha önce gördünüz herhalde. Evet, birkaç kez daha görmüştük. Evet. Beğeniyor musun Göreme'yi? Güzel yani. Güzel tarihi yer. Yani güzel yani. Biraz Göreme için hafif bir ifade aslında. Göreme'ye hayran kalmamak mümkün değil. Ya biz bu doğanın içinde olduğumuz için o kadar fazla şey gelmiyor bize. Yani dışarıdan gelene daha ilginç. Evet, yerli ve yabancı turistlere gerçekten çok ilginç. Çok değişik geliyor. Gerçekten burası muhteşem bir doğal güzelliğe sahip ama biz bu güzelliklere zaten alışkınız diyorsun. Evet. Yani Derinkuyu'da da yeraltı şehri olarak da var. Kayadan oyma yerler var. Onun için yani çok ilginç tabii şey olaraktan bir doğa harikası yerler ama hani bizim gözümüz alıştığı için, her zaman içinde olduğumuz için. Evet. Aşıklar Tepesi diye anılan vadide aşkı hissettiren birçok detaya rastlayabilirsiniz. Değerli izleyenler, Göreme Beldesi'ne gezdikçe hayran kalıyoruz. Şu anda şapkalı peribacalarının net bir şekilde görüldüğü Aşk Vadisi'ndeyiz. Buraya araçlarla da ATV turlarıyla da gelinebiliyor. Evet, turlarla gelenler Aşk Vadisi'nde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar ve dinleniyorlar. Ayrıca Aşk Vadisi'nde sabahın erken saatlerinde balonların havalanışını da rahatlıkla izleyebilirsiniz. Zengin olsam kız peşine düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan gidiyorum. Göreme, Kapadokya'yı tam anlamıyla gezdim demeniz için rotanızın geçmesi gereken hazine bir kasabadır. Değerli izleyenler, Aşk Vadisi'nde ve Göreme'nin daha birçok yerinde nazar boncuklu bu dilek ağaçlarına rastlayabilirsiniz. Buradaki dükkanlardan nazar boncuğunu satın alıyorsunuz. Dileğinizi tutarak ağaçlara bu şekilde bağlıyorsunuz. Evet, Göreme yöresine özgü bir adet, bir inanış. Hep ellerin üçer beşer dostu var. Bir yavruyu bana çok mu gördün? Efendim, Aşk Vadisi'nde tam 30 yıllık kamyoncu, şimdinin işletmecisi Mustafa amcamla birlikteyiz. Mustafa amca, nasılsın? İyiyim abla, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olasın. Mustafa amca, tam 30 yıl kamyonculuk yaptı. Evet, kamyon şoförlüğü yaptım. Bir anlat, nasıldı o zamanlar, o dönemler, neler yaptı? Abla, İran, Irak, ondan sonra... Yurt dışına gidiyordun. Şuradan depte çektik abla, direkt jet gittik, gittik, geldik işte... Ondan sonra 30 yıl sonra geldik buraya, Aşk Vadisi'ne. Burayı böyle güzelleştirdik, yaptık. 10 senedir buradayız. İşte gelene giden hep turistlere hizmetimiz, elimizden geleni yapıyor. Evet. Oğullarınla birlikte artık kamyonculuğu bıraktın. Burada Aşk Vadisi'nde işletmecilik yapıyor. Buralarda işte arkadaşlarından gelene giden, elimizden geleni sohbetimizi yapıyor. Yedirip içirip her şey serbest burada. Peki Mustafa amca, turistlerle aran nasıl? Çok fazla turist geliyor Göreme'ye, Aşk Vadisi'ne. Valla onlar hep gelip gidiyor işte. Biz burada onlarından işte ellerimizden geldiği kadar gel çayımızı, kahvesini içtiriyor. Burada oynuyorlar, gülüyorlar. Yabancı dil var mı? Yabancı dilim var da unuttum abla valla. Şöyle çat pat konuşmuyor musun turistler? Konuşurum var. Şeyle, anlaşıyor musun? Bu kadar konuşurum da. İdare ederim diyorsun. Yani şöyle hiç bakmıyorum onlara. Şöyle uşaklar konuşurlar onlar. Hiç ilgilenmem, oğlanlar baksın, onlar bana baksın diyorsun değil mi? Turistler bana baksın. Elimizden geldiği kadar işte konuşuyor. Bunlara ne derlerse yapıyor. Çayımızı, kahvemizi içittiriyor. Bakıyor işte buralar güzelleştiriyor. Yolumuz, belimiz sağ olsunlar, başkanlarımız da elinden geldiği kadar her şeylerimize yardımcı oldular. Yaptırdık, bu şekil yaptık. Evet, biz gelen turistlere misafirperverliğimizi gösteriyoruz diyorsun. Onlar da buraya, hepsi de bak, yerli, yabancı, hepsi de gelirler, severler, yerler, içerler. Her şeyi kendileri gibi bakarlar, çekerler, yerler vallahi ablam.
Evet değerli izleyenler, Göreme beldesinin her tarafında bu gördüğünüz hediyelik eşyalara rastlamak mümkün. Mustafa amca, satıyor musunuz bunları turistlere? Abla. Ne alıyorlar en çok? En çok bunlardan da alıyor. Yani turisti götürebilir. Ne can, herbisi de var. Ne isterlerse onları alıyor. İyi kazanıyor musun? Ya vallahi iyi de araya düştü. Alıyorlar, veriyorlar. Yavaş yavaş işte turistler de yine gelmeye başladı. Turizm açılıyor inşallah. Sezon açılıyor. Sezon açılıyor. Nasıl, kalabalık olacak mı bu sezon? İnşallah, inşallah kalabalık olacak diyor gelenler. Hep sezon iyi diyorlar. İnşallah bol iş olsun. Mustafa amcacığım, şöyle izleyenlere Göreme'yi bir anlat. Şöyle senin ağzından Göreme'yi bir dinleyelim. Nasıldır Göreme? Göreme çok güzel abla. Her yer gördüğün gibi cennet gibi. Herkes şu anda nereye varırsan aynı böyle. Yedirirler, içirirler, yaparlar. Gezerler, her yer gezmeye ait yani. Şu anda gider gelebilirler. Hepsi de geliyorlar, memnun geziyorlar işte, görüyorum. Tur yapıyorlar arkadaşlar buraya oraya. Her çeşit arabalar var, her çeşit taksiler görüyorum. Yani bir güzellik var. Peki Mustafa amca, herkes burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. Evet, çektiriyor. Peki seninle de çektiriyor mu turistler? Çektiriyorlar, çekiyorlar, götürüyorlar, veriyorum, alıp gidip devamlı çekiyorum. Siz de beraber çektirin. Sen onlarla fotoğraf çektirmek istiyor musun? Ben onlar geldilerse çektiriyorum. Ben kendiliğimden vardım. Onlar gel çektiren diyor. Bazı dur geliyor, çektiriyorlar. Yoksa umurumda olmaz diyorsun. Ben ne gideyim de onların yanına fotoğraf çektireyim diye. Fotoğraf mı? İçeride fotoğraflarım yok, o yüzden haberim yok. Hem fotoğrafımı çekiyorlar bu arkadaşlar. Nasıl durursam bir haberim yok. Şöyle çekerken de çekiveriyorlar. Bak şu fotoğrafı çıkarıyor. Gitti bak içeriye. Mustafa amca, medyatik olmak böyle bir şey işte. Sen buranın en renkli simalarındansın. He. Vallahi abla görüyorsun işte, bir durum böyle. Her taraf yeşil çekiyor, geliyor. Tavuk, cücük hepsi var. Bakıyorlar. İsteyenle de fotoğraf çektiririm diyorsun. Haberler var abla, kiraz ne yerseniz her şeyi var. Buranın en ünlü yemeği nedir Mustafa amca? Buranın en iyi mi fasulye derler eskiden. Ne fasulyesi? Kuru fasulye abla. Kuru fasulye. Nohut. En meşhuru da makarna abla. Sen bilir misin yemek? Sen bilir misin Mustafa amca yemek yapmasını? Bilirim abla. Ne yaparsın? Her arkadaşlarının bir aldığı en güzel yemeği yaparım. Doğru, kamyoncular bilir, yemekten anlar. Yapayım yemeğe doyamam. Ne yaparsın en güzel? Ne olursa olsun. Hangi yemeği? Her şeyi yaparım. Hepsini yaparım yemeğim. Hangisi olursa olsun. Maşallah Mustafa amca. Vallahi 30 sene kendimiz yaptık. Abla dışarıda, içeride nereye gittiysek yemeğimizi kendimiz pişirdik. Hep yedik içtik ya. Kamyonculuğu da bilirim, işletmeciliği de bilirim, yemek yapmasını da bilirim diyorsun. Taksicilik de yaptım, tırcılık da yaptık. Gitmediğim yer kalmadı abla. Dünyayı. En son Göreme'de. Amerika'yla Japonya kaldı gitmediğim. Geri kalan her tarafa gittim abla. Gördüğünüz gibi sunuculukta benimle yarışıyor. Mustafa amcam beni asla konuşturmuyor. Mustafa amcam çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğin için. Allah sana uzun ömür versin. Her şeyi buraya serbest. Gelen giden burada yer içeride rahatça. İşte elimizden gelen her şeyimizi yapıyor abla vallahi. Güzelce yedirip Allah razı olsun başkanlarımız da yani yeniden yollarımızı ne yapacaklar. Gelen giden daha güzelleşip her şeye daha iyi olacak bu sene inşallah. Turizm de iyi olacak. Mustafa amca, hani turistler seninle hep fotoğraf çektirmek istiyor ya. Böyle havalı havalı anlatıyorsun. Şöyle bir de ben fotoğraf çektirebilir miyim seninle? Müsaade eder misin? Gel şöyle bir fotoğrafımızı alsınlar. Mustafa amca bak, alıyorlar bak. Ötekini getiriyorum. Mustafa amca çok teşekkür ediyorum bak. O dur abla, o size ona demiş, o gelsin. Bak çektirsinler, dur. Ha. Evet değerli izleyenler, Mustafa amcamla çektirdiğimiz fotoğraf bana hemen hızlı bir şekilde çerçeveli olarak takdim edildi. Ben de bunu evimin en güzel köşesinde hatıra olarak, Göreme hatırası olarak saklayacağım Mustafa amca. Abla, sağ ol. En iyi güzel çektir, eve götür de sakla abla ya. Tamam. Tamam. Hatıra olsun. Tamam. Röportaj bitmiştir. Mustafa amcam sıkıldı, daha fazla yormayalım. Tamam. Turistler taş mekanlarda yöresel lezzetlerle buluşuyor. Göreme'nin lezzetli yemekleri iştah açıyor. Evet değerli izleyenler, programımızın en sevilen bölümüne geldik.
Şu anda Göreme beldesinde dededen babaya, babadan oğula geçen 400 yıllık taş bir evdeyiz. Burası 16 yıldır restoran olarak işletiliyor. İşletmenin sahibi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Mehmet Bey merhabalar. Misafirperverliğiniz için, zahmetleriniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Rica ederiz. Hoş geldiniz beldemize. 15 senedir restoran işletiyoruz eski bir evde. Yöresel yemekler yapıyoruz. Bölgenin farklı tatlarını gelen misafirlerimize tattırmaya çalışıyoruz. Tabii bunların içerisinde kuru fasulyesi, mantısı, bamyası, sulu köftesi artı bir de bu meşhur olan testi kebabımız var. Evet, Mehmet Bey yemeklere geçeceğiz ancak öncesinde 400 yıllık taş evi biraz izleyenlere anlatalım istiyorum. Dedenizden babanıza kaldı, babanızdan da size kaldı. Bütün bina sizin yani. Şimdilik öyle evet. Restorasyon yaptık. Eski bir bina. Ortalama 2 sene falan restorasyonu sürdü. Daha sonra restoran olarak işletmeyi açtık. Babadan oğula kalan bir bina. Alt katı ahır olarak, üst katı yerleşim olarak kullanılıyordu. Biz alt katını restorasyon yapıp üst katını hala ev olarak kullanabiliyoruz zaman zaman. Böyle. Evet, gerçekten mekan çok güzel, çok etkileyici. Yerli ve yabancı çok fazla sayıda turist buraya geliyor. Göreme beldesinin yöresel lezzetleriyle buluşmak üzere. Peki, gelen misafirlerinize neler ikram edersiniz? Gelen misafirlerimize göre de bilinen işte mantısı olsun, kuru fasulyesi olsun, sulu köftesi olsun. Genellikle böyle küçük küçük hazırlayıp bir de tabii testi kebabımız. Evet, meşhur Göreme'nin testi kebabımız. Onu zaten önceden rezervasyonlu çalışıyoruz. Çünkü pişmesi 2-2,5 saatimizi aldığı için insanlar gelip rezervasyon yaptırıp önceden söylüyorlar. Hazır bir yemek değil. Çünkü 3 saati buluyor pişmesi. Ona göre hazırlayıp geldiklerinde onlara servis ediyoruz. Evet, Mehmet Bey testi kebabımız sanırım çekim için hazırlanıyor. Birazdan masaya gelecek. Onun detaylarını, testi kebabının özelliklerini sizden dinleyeceğiz. Masadaki yemeklerden biraz bahsedelim istiyorum. Mantıya çok sık rastlıyoruz. Göremedim. Bölgenin bilinen yemeklerinden. Kıymalı mı? Kıymalı. Küçük küçük. Bir tahta kaşığa 40 tane sığabilecek şekilde çok küçük hazırlanmış. Kayseri mantısı yoğurtlu. Gibi. Evet, Kayseri bir mantısı kaşığı gibi. Sarımsak yoğurtlu. Üzerinde salçayla beraber servis ediyoruz. Bamyayı biliyorsunuz zaten. Evet. Yaş bamya. Kışın tabii kuruyla beraber, kuru su da var. Evet, bamyanın yemeği yaygın. Çorbası değil, Göreme'de yemeği yaygın. Değerli. Aynen, çorbası değil yemeği. Kuru fasulye. Evet. Kurutulmuş etle yapıyoruz. Neden kurutulmuş kuzu etiyle yapıyoruz? Çünkü kuzu eti, kurutulmuş kuzu eti çok güzel bir lezzet verdiği için bu da tandırda pişiyor. Gerçi yemeklerimizin hepsi tandırda pişiyor. Sulu köftemiz, tabii ilk önce bir tadına bakmanız gerekiyor. Ben böyle tatmaya başladım bile. Kuru fasulye gerçekten mis, harika, lokum gibi etli, değerli izleyenler çok güzel. Mantıyı zaten çok severim, hemen tadına bakmak istiyorum. Yoğurdu ekşi sanırım. Ev yoğurdu olduğu için ekşi. Çok güzel. Satın yani marketten alınma bir yoğurt değil. Evet. Tamamen doğal. Tamamen doğal her şeyiyle. Evet. Sarımsaklı mı yedim şimdi, eyvah eyvah. Az bir şey, çok değil. Ne yapacağız? Mehmet Bey, sulu köftenin özelliği nedir? Pirinçli mi, bulgurlu mu? Bulgurludur. Özellikle dövülerek yapılır. Eti dövülerek, yani kıymadan değil. Eti dövülerek yapılıyor. İçerisinde soğan ve bulgur vardır. Bu da tandırda pişiyor. Çok güzel. Aslında yöresel bir yemek. Peki, yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının nedeni tandırda pişmeleri mi? Yemeklerin bu kadar lezzetli olması yavaş yavaş tandırda pişmeleri ve tabii 15 senenin verdiği bir tecrübe diyebiliriz. Bizim sırrımız diyorsunuz, vermeyiz diyorsunuz. Biraz bizden saklı kalsın isterseniz. Mehmet Bey son derece güler yüzlüsünüz. Bu lezzetli yemekler güler yüzünüzle de birleşince sanırım yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez mekanı oluyor burası. Evet, biraz kalabalık, çok yoğun ilgi bulan bir restoran. Biz de gelen misafirlerimize elimizden geldiği kadarıyla hoş göndermeye çalışıyoruz. Burada güvecimiz var, onu da atlamayalım. Burada da güvecimiz var. Biz bunu etsiz yapıyoruz. Et yok. Et yok. Misafirin isteğine göre türlü. Ama tabii etli güvecimiz ayrı bir şeydir. Bu da ekicik dediğimiz yayvan toprak kaplarda pişiyor tandırda. Tandırın bir özelliği de odun ateşinde piştiği için hafif böyle
is kokusu, odun kokusu, o biraz daha yemeğe de lezzet katıyor. O da ayrı bir lezzet katıyor. Gelen misafirlerinize bu lezzetlerin hepsini azar azar ikram ederek tattırıyorsunuz. Evet, hepsini masa ortasına böyle küçük küçük servislerle, iki kişilik, dört kişilik masalarda. Onların da hoşuna gidiyor. Farklı bir şey denemiş oluyorlar. Bizler de memnun kalıyoruz. Evet değerli izleyenler, birazdan testi kebabımız gelecek. Göreme beldesinin meşhur testi kebabı çok ünlüdür, çok lezzetlidir. Ben de çok severim. Göreme'de mi doğdunuz Mehmet Bey? Göreme'de doğdum. Biraz anlatır mısınız? Bu evde doğdum. Bu evde doğdunuz. Aa, çok güzel. Ne kadar anlamlı, ne kadar manevi değeri var sizin için. Zaten her şeyden önce dedenizden babanıza, babanızdan size kaldı. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz, iki kız kardeş, bir de ben varım. En büyükleri benim. Peki neresinde doğdunuz evin? Bu katta mı? Burası değil, üst katta. Kaç kat? Burası iki kat ve terası olan bir yer şu anda. İkinci katta yaşanılan yer. Orada bir sürü ya. Yani şu an 12 tane odası olan bir ev. Kim yaşıyor orada? Şu anda kimse yaşamıyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Onlara yani şey olarak... Konaklamaya hazır vaziyette şu anda. Konaklamaya hazır vaziyette ama bir otel olarak değil. Sadece misafirhane olarak kullanıyoruz. Onlar kalıyorlar. Yani ev konseptini bozmuyorsunuz. Ev konseptini bozmuyoruz. Gelen misafirler de merak edip gezmek istediklerinde gezebiliyorlar. Gerçekten gezilmesi gerekiyor. Ben de yemekleri tanıttıktan sonra değerli izleyenlere şöyle Taşevi biraz gezmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü gerçekten çok güzel, çok değerli. Tam 400 yıllık değerli izleyenler. Mehmet Bey, testi kebabımız sanırım hazır artık. Hazır. Hemen onun servisini yapacağız şimdi. Ben kıracak mısınız? Burada kıracağız sessiz. Eyvah eyvah. Yağlar falan saçılmasın. Yok hayır, zaten küçük bir testi yaptırdım sizin için. Hemen getiriyorlar arkadaşlar. Evet değerli izleyenler. Göreme'nin meşhur testi kebabı birazdan masamızda olacak. Bizler için hazırlandı bugün. Mehmet Bey'in ellerine sağlık. Siz mi yaptınız Mehmet Bey? Ben yapmadım ama yalan söylemek gerekmesi. Usta mı yaptı? Aşçılarımız bayandır. Onlar hazırlıklarını yapıyor sabahtan gelip. Öğlene hazır ediyorlar. Evet, testi kebabımız gelene kadar ben mantımı yemeye devam ediyorum. Müsaadenizle değerli izleyenler ama yalnız sizler için tadına bakıyorum. İnanın. Afiyet olsun. Kendim için hiçbir şey evet, istemiyorum. Evet, farkındayız. Evet, bu ekşi yoğurt, sarımsak tabii ki güzellik katıyor mantıya. Mantıyı ben çok severim. Kayseri mantısına çok yakın. Zaten Kayseri'ye de yakınsınız. Kayseri'de yakınız. Kaç kilometre? Ortalama 70 kilometre. Çok yakın. Kayseri. Tabii bir sürü şeyi oradan almışız. Ama Kayseri'nin mantısından farklı. Biz biraz daha kuru, sulu değil. Sadece yoğurt katıyoruz. Üzerinde... Evet, sulu değil. Kayseri mantısı daha çok salçalı. Değil mi? Üzerine yoğurt servis ediliyor. Yoğurt servis ediliyor. Mehmet Bey, Göreme'nin insanı nasıldır? Göreme halkı nasıldır? Anlatır mısınız? Göreme halkı bütün Türk halkı gibi... Misafirperver, özellikle son zamanlarda turizmin yoğunlaşmasıyla daha yardımcı olabileceğimiz yani konularda hoşgörülü, yani herkesi bekleriz kasabamıza, buyursunlar gelsinler. Bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla Göreme halkı, Göreme insanı son derece güler yüzlü, sizin gibi misafirperver. Evet, testi kebabımız sanırım birazdan gelecek. Merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl kıracaksınız? Neyle kıracaksınız Mehmet Bey? Genellikle çekiç kullanıyoruz. Çekiç. Yani çok kolay kırımı. Bakın üzerim başım yağ olmasın, daha çekim yapacağım. Hemen getirdiler arkadaşlarım da zaten. Onu alayım. Evet değerli izleyenler, testi kebabımız geldi. Bu bir kişilik mi? Bu tek kişilik testimiz. Tek kullanımlık ve tek kişilik testimiz. Ne var ağzında testini? Hemen açıklama yapacağım. Aslında şunu şöyle yapayım. Sizin için de kolay olsun, benim için de. Şöyle de çekeyim, görünsün. Normalde bu özel bir testimiz. Sırf bu yemek için yapılıyor. Nerede yapılıyor bu test? Ağustos'ta. Sadece 10 dakika uzaklıkta. Yani Kapadokya'ya özgü bir testi. Tabii. Çünkü toprağa Kızılırmak... tan geliyor. Kızdırmak Avnos'tan geçiyor. Normalde üstü açık, ağzı açık. Bütün yemekleri, bütün malzemeleri, eti, domatesi, biberi taze olarak atıyoruz. Ağzı açık şekilde tandıra koyuyoruz. Tabii ateş olan bir tandıra. Ortalama 2-2,5 saat tandırda kaldıktan sonra alıyoruz. Üzerini ekmek hamuruyla kapatıp odun fırınına, yani bu ekmek yaptığımız fırınlara veriyoruz. Bir saat falan da orada kalıyor. Daha sonra özel yapım olduğu için burası incedir. Küçük bir harekette kırıyoruz ve servis ediyoruz. Mehmet Bey, üzerindeki ekmek hamuru mu? Evet, ekmek. Neden siyah? Yanıyor çünkü. Ha, yanıyor fırın. En son bir saat
Ekmek fırına attığımızda tabii üzeri sıcak. Yani, tabii. Elleyebilir miyim? Yanar mıyım? Yanarsınız. Bence hiç ellemeyeyim. Bence ellemeyeyim o zaman. Ses kırayım. Evet değerli izleyenler, şimdi şov zamanı. Mehmet Bey testiyi kıracak. Evet, çok basit aslında. Ah, ne kadar şekilli kırıldı. Teşekkürler. Ben zannettim parça parça olacak. Hayır. Özel yapıldığı için, orası ince olduğu için çok basit bir kırıldı. Ha, özellikle ince bırakılıyor. Tamam, orada bir hile var. Ben zannettim siz bir vuracaksınız çekici, parça parça olacak. Eyvah dedim şimdi. O zaman yemeği yemeyiz. Çünkü bütün parçalar içine düştüğünde hiçbir işe yaramayacaktır. Özellikle şu kısmı ince yapılıyor ince değerli izleyenler. Bir parça içerisine düşmüyor. Evet. O yüzden... Peki ne yapıyorsunuz bu testiyi, atıyor musunuz? Evet, bunlar tek kullanımlıktır. Bir daha kullanmıyoruz, çöpe gidiyor. Peki bayağı bir maliyet tutuyordur herhalde bunlar, sürekli böyle kırat kırat. Tabii orası yani orası muhammal. Nasıl olsa avanosta bol diyorsun. Evet, avanosta bol, yapan usta da bol, ırmakta toprak da çok. Öyle devam ediyoruz. Mehmet Bey, testi kebabının müsaadenizle ben artık tadına bakmak istiyorum. 2,5 saat pişti ne de olsa, büyük zahmetlerle değerli izleyenler. Evet bakalım ne var içinde? Et, domates, biber var içerisinde. Başka hiçbir şey yok diyorsunuz. Pilavla ve turşuyla servis edin. İstenilirse biz sarımsak koymuyoruz ama normalde sarımsak da koyuyoruz. Değerli izleyenler, gerçekten çok lezzetli. Lokum gibi. Evet, 2,5 saat nerede pişti? Tandırda pişti. Tandırda pişince 2,5 saat boyunca işte bu lezzetli lokum gibi testi kebabı ortaya çıkıyor. Pilavla ve turşuyla da servis ediliyor. Mehmet Bey, emeğinize sağlık. Gerçekten afiyet çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizim için yoruldunuz bugün. Güzel, hazırladınız bu güzel yemekleri. Evet, yağ olarak ne kullanılıyor Göreme'de? Tereyağı mı, zeytinyağı mı? Tereyağı da kullanıyoruz, zeytinyağı da kullanıyoruz. Yemeğine göre değiştiriyoruz. Ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak tereyağı kullanıyoruz. Mesela pilavda? Pilavda da tereyağı kullanıyoruz. Yemeklerimizin çoğunda da tereyağı zaten kullanıyoruz. Pilav ve makarna da tereyağlı olmalı. Ayrı bir lezzet kesinlikle katıyor. Kesinlikle. Ama biz tereyağı kullanmaya özen gösteriyoruz. Çünkü zeytinyağı daha çok salatalarda ve zeytinyağlılarda kullanıyoruz. Ama bütün yemeklerimizde neredeyse tereyağı kullanıyoruz. İşletmenize gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez yemeği, tercihi testi kebabı mıdır? Testi kebabıdır. Çünkü bölgenin genel kültürünü, pişirme yöntemini belirleyen lezzetli bir yemektir. O yüzden genellikle testi kebabı. Evet, özellikle testinin kırılmasına ilgilerini çekiyor. Tabii farklı bir yöntem. Çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar da çok ilgisini çekiyor. Hatta biz kırabilir miyiz, biz kırabilir miyiz? Bayağı bir şey yapıyoruz orada. Çocuklara da eğlence çıkıyor. Ara sıra evet. Bunların büyükleri var mı? Bu tek kişilik bir test. Normalde tabii bunların büyükleri var. Bunların yani 4 kişiliği, 10 kişiliği, 8 kişiliği. Müşteri ve gelen misafirimizin isteğine göre ona göre büyüklerini de yapıyoruz. Onu kırmak daha zor olmuyor mu? Neyle kırıyorsunuz onu? Keserle falan mı? Onu kırmak biraz daha zor oluyor ama onun ağzını biraz daha ince yaptırıyoruz. Ona göre ustalarımız bizim için uğraşıyorlar avanosta. Ama ben öğrendim. Ben çok zor kırdığınızı zannediyordum ama meğerse işin hilesi varmış. Kırılan kısmı değerli izleyenler, kapağının ayrılma kısmı daha ince yapılıyormuş ve bu sayede de bu kadar şekilli kırılabiliyormuş. Göreme'nin testisi, daha doğrusu avanosun testisi. Avanosun testisi ama Göreme'nin yemeği diyelim. Göreme'nin yemeği, Göreme yöresine özgü. Evet. Peki, testi kebabının bu kadar lezzetli olmasının nedeni sanırım testiden de kaynaklanıyor. Testiden de kaynaklanıyor. Direkt toprakla beraber pişiyor yemek. Hiçbir baharat da atmıyoruz biz. Testinin verdiği tuz yetiyor zaten, toprağın verdiği tuz. Ve yavaş yavaş odun ateşinde tandırda pişmesi ayrı bir lezzet katıyor. O yüzden de genellikle toprak kaplar kullanmaya çalışıyoruz yemeklerimizi pişirirken. Toprak kaplar her zaman sağlıklı. Vallahi ben dayanamıyorum. Sizinle sohbet ederken bir yandan yemeye devam ediyorum Mehmet Bey. Kilo almaktan da korkuyorum. Göreme'de her şey o kadar lezzetli ki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Değerli izleyenler, Göreme'de şu anda Aydınkırağı Seyir Tepesi'ndeyiz. Saat sabahın 5'i.
Evet, yerli ve yabancı turistler bu noktadan balonların havalanmasını ve gün doğumunu izleyebilmek için erken saatlerden itibaren Seyir Tepesi'ne gelmeye başladılar bile. Bizler de meslek aşkı için sizlere bu güzelliği gösterebilmek adına erkenden hazırlandık, kalktık, geldik Seyir Tepesi'ne. Birazdan gün doğumunu ve balonların havalanışını işte bu noktadan izleyeceğiz. Balon turları Kapadokya'nın eşsiz dokusunu gökyüzünden görme imkanı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde gökyüzünü donatan balonlarıyla Göreme beldesi hayranlık uyandırıyor. Efendim, Aydın Kırağı Seyir Tepesi'nde balonların havalanışını ve gün doğumunu hayranlıkla izliyoruz. Burası şu anda oldukça kalabalık, yerli ve yabancı turistler bu güzelliği fotoğraf ve video çekimleriyle ölümsüzleştiriyorlar. Evet, muhteşem bir görüntü var Aydın Kırağı Seyir Tepesi'nde. Şu anda yüzlerce balon havada. Eğer özel bir gün kutlamak istiyorsanız ya da romantik bir evlenme teklifi yapacaksanız Göreme'de muhteşem bir balon turu sizleri bekliyor. Direksiyonsuz, dümensiz, hayal taşıtları olan balonlar rüzgarın sözünü dinleyerek rotasını ona göre belirliyor. Bir buçuk saatlik balon turlarıyla vadilerin güneş ışınlarıyla buluşmasını zihninize kazıyabilirsiniz. Buradaki atmosferi gerçekten görmeniz lazım değerli izleyenler. Evet, hayranlıkla bakıyoruz. Gerçekten farklı bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Şu anda turistler yoğun bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapıyor demiştik. Hatta profesyonel fotoğraf çekimi, katalog çekimi ve klip çekimi dahi yapılıyor. Burada ancak görüntülenmesine izin vermedikleri için sizlere gösteremiyoruz. Balon turları yılın 12 ayı hava koşullarının uygun olduğu her zaman yapılabilir. Bir balon ortalama 10 ila 20 kişilik kapasiteyle havalanır. Göreme'de balon turu için uygulanan iki uçuş var. İlk uçuş denilen birinci sorti, gün doğumunun renklerini görebileceğiniz uçuştur. İkincisi ise geç uçuştur ki bu uçuşta güneş doğmuş olur ve renk cümbüşünü kaçırırsınız. Kapadokya, güzel atlar ülkesi olarak biliniyor. Değerli izleyenler, Göreme'de turistler için en sık düzenlenen aktiviteler at turları, ATV turları ve fayton turları. Şu anda bir at çiftliğinde
at turları ve fayton turlarının rehberi Ferhat'la birlikteyiz. Yanımızda Kınalı var. Ferhat merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, bir şey yapar mı bana? Yok hayır, size yap. Dosttur o. İnsanların en iyi dostu atlardır. Evet. 11 yıldır at turlar düzenliyoruz. Atlarla geziler düzenliyoruz. Bölgemize gelen yerli yabancı misafirlerimiz atlarla gezmek istiyor bölgeyi, doğayı. Bizler de yardımcı oluyoruz o insanlara. Nasıl hizmet veriyorsunuz? Kınalı bu arada bana yaklaşıyor yavaştan yavaştan. Değerli izleyenler, biraz tedirgin olmuyor değilim ama Ferhat'a güveniyorum tabii. Kınalı uslu diyorsa usludur. Buraya gelen yerli yabancı misafirlerimiz içerisinde mesela yabancı misafirlerimiz, Japonlu geliyor, Çinlisi geliyor, evet. Hindistanlısı gelen misafirlerimiz gelip burada hem atlarımızı seviyorlar hem de bölgeyi, buradaki vadilerimizi atlarla geziyoruz. Mesela 2 saatlik turumuzda Kılıçlar Vadisi, Gül Vadisi, Çavuş'un Kasabası, evet. Dönüş Aşk Vadisi dediğimiz vadiyi, evet, panoramik olarak göstererek dönüyoruz. Evet. Zaten bu bilmeyen insanlarımız olduğu zaman da atlı karınca tabiri dediğimiz iplerle, yedek iplerimizi çekerek götürüyoruz. Evet. Ama birisi eşlik ediyor. Tabii ki rehber eşliğinde. Evet. Kalabalık bir grupsa, 5-6 kişili bir grupsa 2 kişi, 2 rehberi takip ediyor. Biri önde, biri arkada. Atları kontrol zaten tüm bizde. Bir de bizim sesimize aşina olduğu için grup haline gitmeyi çok severler ve tek sıra haline giderler. Evet. Ferhat, hadi şöyle at binmeyi bir denemek istiyorum. Kınalı'ya mı bineceğim? Evet, sizi Kınalı'ya bindireceğim. Onu hazırlayalım önce. Hadi bakalım. Beni de sev de hazır. Evet. Ben de güveniyorum Kınalı'ya. At turları, Göreme'nin peri bacaları ve kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinde turistlerin doğal güzellikleri at sırtında keşfetmelerini sağlıyor. Belma Belen'le Kınalı anlaşmış görünüyor. Balon turu, at turu, ATV turu ve fayton turu Göreme'nin olmazsa olmazıdır. Belma Belen fayton turunda oldukça keyifli görünüyor. Turistler Göreme'nin doğal yapısını ATV turlarıyla keşfediyor. Efendim, Göreme beldesinde ATV turları turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Şu anda bir ATV'nin üzerinde ki birazdan kullanacağım, işletmeci Adem'le birlikteyiz. Merhabalar Adem, nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. ATV motorları bizim... Evet, bu ATV'nin özelliği nedir? Şöyle bize bir anlat. Kullanımı kolay mı? Birazdan kullanacağım ben. Bana biraz tarif ettin, ilk kez kullanacağım. Kolay gibi duruyor. Kullanması çok basit. Zaten burada bir eğitim parkurumuz var. Öncesinde size eğitim veriyoruz. İşte freniydi, gazıydı. Onları gösteriyoruz. Tabii ki öncelikle güvenliğimizi sağlıyoruz. Kaskımızı kesinlikle veriyoruz. Daha sonrasında burada eğitim parkuruna girerek, evet, eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında sırayla vadilerimize gidiyoruz. Evet. Bir saat, iki saatlik turlardan oluşan gezilerimiz var. Evet. Hangisini isterseniz. Kullanması çok basit. Evet, çok basit. Değerli izleyenler, röportajdan önce Adem bana birazcık öğretti. Buradan kontağı çeviriyorsunuz. Elinizle burada gaza basıyorsunuz. Burası da fren. Yani ayağınızla hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Araba gibi tamamen elinizle kullanıyorsunuz. Son derece basit ve pratik kullanımı. Turistler büyük ilgi gösteriyor ATV turlarına. Daha çok gençler mi, orta yaş grubu mu? Kimler tercih ediyor? Şu anda yaşlılar da çok tercih etmeye başladı. Süremeyenler olduğu zaman da biz bunlara rehber veriyoruz. Hı hı. Önde rehber eşliğinde gidiyorlar. Rehber sürüyor. O arkasında keyif alıyor. Evet, gerçekten keyifli. Birazdan deneyeceğim. Peki Adem, maliyeti nasıl? Gelelim can alıcı soruya. Evet. Maliyeti, yakıt fazla olduğu için ister istemez. Ne yakıyor? Yani 2 saatlik bir turumuza yaklaşık 50-60 TL'lik bir yakıt yakıyor. Evet. Yakıt ne var? Benzin, ne kullanılıyor? Benzin kullanılıyor. Oo, benzin. Evet. Yani, dizelini falan yapmadınız mı ya da gazlısını? Maalesef olmadığı için bizde yakıt fazla olduğu için fiyatlarımızda biraz ister istemez yükseltiyoruz. Evet. Mesela 1 saatlik turumuz 120, 2 saatlikte 160-170 TL arasında değişiyor. Evet.
Buna iki kişi de binebiliyorsunuz ama çok keyifli ve fiyat açısından da gayet uygun bence. Evet, burada turların hepsi son derece keyifli. Balon turları, fayton turları, at turları, ATV turları. Ama değerli izleyenler, yabancı turist çok fazla olduğu için ne yalan söyleyeyim, Türklere göre maliyeti biraz yüksek bu turların. Evet, peki yerli turist tercih ediyor mu? Şu anda zaten yabancıları geçtik yerli olarak. Kesinlikle hafta sonları doluyuz zaten. Gelen işte çocuklu aileler olsun, işte çocuklu ailelerimiz de diğer araçları tercih ediyor, bu araba direksiyonlu olanları. Evet. Sıkıntımız yok, çok şükür. Evet. Sezon başladı hızlı bir şekilde. Şu anda son derece yoğun turist var Göreme'de. Memnunsunuz bu durumdan? Gayet memnun. İyi mi işler? Sezonumuz iyi, işlerimiz iyi. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 29 yıldır yapıyoruz. Baba mesleği. Baba mesleği. Babayla beraber devam ediyoruz hala. Evet. Yani babadan gelme bir meslek olduğu için daha iyi nasıl yapabiliriz onun uğraşındayız. Evet. Adem, ben ATV'yi kullanmak istiyorum şimdi. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Umarım becerebilirim. Çok basit, ondan yana şüpheniz olmaz. Evet değerli izleyenler, kaskımı taktım, şimdi ATV'mi kullanacağım. Ama ben öyle 2 saat falan kullanmayacağım. Şöyle bir 5 dakikalık tur atayım. Çok işimiz var çünkü. Çekimlere devam. Yerli ve yabancı turistler diğer turlara olduğu gibi ATV turlarına da büyük ilgi gösteriyor. Belma Belen ATV kullanırken oldukça başarılı görünüyor. Bu güzel görüntülerle Kapadokya'nın başkenti Göreme'ye veda ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin en güzel turizm beldelerinden biri olan Göreme'deki turumuz burada sona eriyor. Ben bundan böyle yine sizler için yurdumuzu karış karış gezmeye devam edeceğim. Bir dahaki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Lokal Cave House Hotel, Belma Belen'le Geziyoruz programını sundu.